Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle analitik geometri tekrarına başlıyoruz. Analitik geometri tekrarımızı sorular üzerinde göreceğiz ve sorular üzerinde hem konu tekrarımızı yapmış olacağız hem de sorularda analitik geometrinin nasıl çözümlendiğini görmüş olacağız. Bunun için ilk sorumuzla başladığımızda diyor ki A 3x-5 noktasından geçen ve 2x-3y+1 eşittir 0 doğrusuna. Paralel olan doğrunun OY ekseni kestiği noktanın ordinatını soruyor. Çok güzel bir tekrar sorusu, birkaç konunun bir arada olduğu bir konu. Şimdi burada ilk olarak şununla başlayalım. Paralel dediği zaman paralel doğrularda eğimler birbirine neydi? Eşitti. O zaman bize verilen şu doğruya biz D doğrusu dersek, D doğrusunu 2x-3y+1 eşittir 0 olarak yazdığımızda D doğrusunun eğimini nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Y'yi eşitliğin karşı tarafında yalnız bırakıyorduk. 2x+1 eşittir 3y'den. Daha sonra x katsayısını, y katsayısını oranı bize neyi verecek? Doğrunun eğimini verecek. Peki paralel doğrularda eğimler birbirine neydi? Eşitti. Eşit olduğu için de D doğrusunun eğimi A doğrusunun eğimine ne olacak? Eşit olacak ve o da 2/3 olacak. Daha sonra ikinci bölüme geçelim. Burada bu kez ne verilmiş bize? Bir nokta verilmiş. A 3x-5 noktasından geçen. Artık elimde bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi vardır. Ve bunu nasıl yazıyorduk? Diyorduk ki y eksi verilen noktanın y'si eşittir. Eğim çarpı eğimimiz neydi? 2/3. Çarpı x eksi verilen noktanın x'i nedir? 3. Peki buradan denklemi düzenlersek ya artı 5 eşittir 2/3 çarpı x eksi 3. Buradan işler dışlar yaparsak 3y+15 eşittir 2x-6'da. Denklemi düzenlediğimizde yeni doğrumuza biz d1 dersek 2x-3y-21 eşittir 0. Bu doğru A noktasından geçen ve verilen doğruya paralel olan yeni doğrumuz. Peki bize ne soruluyor? Bu doğrunun y eksenini kestiği nokta. Peki y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyorduk? Diyorduk ki x eşittir 0 için acaba y ne çıkar? Baktığımızda x'e 0 yazdığımızda -3y-21 eşittir 0'dan y değeri ne çıkacak? -7 çıkacak. O halde y eksenini kestiği noktayı bir A nokta ya da A olarak verilmiş. Biz bir B noktası olarak belirlersek B noktamız ne olacakmış? 0'a -7 olarak tanımlanacak. Yani y eksenini kestiği noktanın ordinatı -7 olacaktır. İlk sorumuz bu şekildeydi. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda diyor ki 3 tane doğru vermiş, doğrularının bir noktada kesişmeleri için. Peki şunu öncelikle bir dikkat edelim. Bir noktada kesişen doğruların şöyle düşünelim. 3 tane doğrumuz var. Hepsinin sabit noktası şöyle bir K noktası diyebilir miyiz? Peki bu K noktası hem birinci hem ikinci hem de üçüncü doğrunun neyidir? Sağlayan nokta değeridir. O halde biz burada ilk verilen şu iki doğrunun kesişim noktasını bulalım. Peki kesişim noktası nasıl bulunuyordu? Hemen hatırlayalım. Kesişim noktası denklemlerin ortak çözüm kümesidir veya çözümüdür. Peki bize verilen iki doğrunun matematiksel olarak çözümüne bir bakalım. Nedir? İlk doğrumuz 2x+y eşittir 5 doğrusu. Diğeri ise x-y=1 doğrusu. Biz bunları ortak çözümle alt alta topladığımızda y'lerin birbirini götürdüğünü göreceğiz. 3x=6 ise x'imiz ne çıkacak? 2. 2'yi getirip denklemlerin birinde yerine yazdığımızda y'miz de ne olacak? 1. İşte bu bulduğumuz 2 ve 1 değeri bize ortak nokta olan şu K'nın koordinatlarını verir. Yani K noktamız neymiş? 2'ye 1 noktasıymış. Peki bu 2'ye 1 noktasından geçen bir doğru da kimdi? x+2y+a=0 doğrusuydu. Bu ne demektir? K noktası bu verilen doğruyu da sağlamak zorundadır. O zaman
x gördüğümüz yere 2, y gördüğümüz yere 1 yazarak verilen a değerini bulabiliriz. O zaman ne olacak? 2 artı x yerine 2 yazdık. Y yerine de 1'i yazarak 2 çarpı 1 artı a, o da eşittir 0. Buradan 4 artı a eşittir 0'dan a değerimiz ne çıkacak? Eksi 4 olarak bulunacak diyoruz. Bu da ikinci sorumuzun çözüm şekliydi. Üçüncü sorumuza baktığımızda yine çokça karşımıza gelen bir soru şeklinden bahsediyor olacağız. Bu da nedir? Diyor ki 3 tane nokta verilmiş. A, B ve P noktaları verilmiş. Diyor ki x ekseni üzerinde bulunan bir P noktasına göre AP artı BP toplamının en küçük değeri için x kaç olmalıdır? Şimdi gençler, bu tip soruların çözümünde biz her zaman ne yapacağız? Mutlaka dik koordinat çizeceğiz. Peki dik koordinatı çizdiğimizde şu şekilde A noktamız neresi? Eksi 5'e 2 noktası. Diyelim ki şurada bir eksi 5 noktası var. Şurada da bir 2 noktası olsun. Şurası bizim A noktamız. Peki B noktamız 3'e 4 noktası. Şurayı 3, şurayı da 4 olarak alırsak. Şurası da bir B noktası. Peki toplam ifadesinde, P noktasının x ekseni üzerinde bulunduğu yerde daima P noktası A ile B arasında bir nokta olmalı. O halde biz P noktasında şurada bir nokta seçelim. P noktası da burada x'e 0 noktası. Peki bize sorulan şey nedir? AP artı BP toplamının en küçük olmasıdır. Şimdi burada biz ne yapıyorduk? Daima bu noktayı bulabilmek için A veya B noktalarından birinin x eksenine göre simetriğini alacağız. Nasıl? Şurada 2 birimlik uzunluğu aşağı doğru 2 birim olarak uzatırsak. Şu şekilde burası da 2 birim olursa bizden istenilen AP artı B toplamına A ve B uzunlukları dersek simetri alanında şu arada aşağıdaki A üssü P arasında ne olacak? A birim olacak. O halde biz şu aşağıda bir dik üçgen oluşturduğumuzda B'nin X'e olan uzaklığı 4 birim. Şu aşağıda simetrik olan 2 birimi şuraya taşıdığımızda bizden bir dik üçgenin şekli ortaya çıkmış oluyor. Ve bu durumda şu doğru x ekseni de oluşturduğumuz yeni doğruya ne olmuş oluyor? Paralel olmuş oluyor. Peki A üssü H arası uzaklık kaç birimdir? 5 birim burada, 3 birim de burada olduğu için toplamda 8 birim. Peki şu uzunluğa x olarak ifade edersek, şu uzunluğa da 3 dersek artık bir Thales oranı kurabiliriz. Thales oranını nasıl kuruyorduk? Şu şekilde 4'ün tamamına yani 6'ya oranı 3 artı x'in 8'e oranı. 8'e oranı. Peki burada sadeleştirmelerimizi yaptığımızda şurayı 2 ile böldüğümüzde 3, şurası 4 olmak üzere içler dışlar çarpımından 16 eşittir 9 artı 3x olur. Burada x değerimiz ne olarak bulunur? 7 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Demek ki bizim P noktası ne olacakmış? 7 bölü 3'e 0 noktası olursa AP artı PB toplamı en küçük değerini almış olacak. Peki hocam, biz P'yi negatif bölgede aldık. Bu negatif bölgede niye artı 7 bölü 3 çıktı? Dedim ya arkadaşlar, çizimi yaptığımızda P noktasını arada herhangi bir nokta alalım ama çıkan sonucun değeri o noktanın kesin yerini verir. Yani burada P'yi alacağınız yer ilk durum için önemli değildir diyoruz. Ve bizden istenen P noktası da ne olursa 7 bölü 3'e 0 olursa AP artı PB toplamının en küçük değerini bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir çizim sorusu. Geometrik bir şeklimiz var. Analitik düzlemde A, B, C noktaları verilmiş. Soru üzerinde verilmemiş ama soruda belirtilmiş. B noktası nedir? Burada B noktası ne olarak verilmiş?
6'ya 0 olarak verilmiş. C noktası 0'a 4 olarak verilmiş. Ve bize diyor ki alan ABOC dörtgeni, yani verilen taralı bölge dörtgeni 29 birim kare olduğuna göre A değeri kaçtır? Peki biz burada A ile orijin noktasını birleştirip iki ayrı üçgen alanı oluşturalım. Mesela buraya S1, buraya S2 diyebiliriz. Peki burada S1 için tabanımız kaçtır? 4. Peki bu tabana ait yükseklik nedir? Y eksenine olan uzaklık apsis kadardır. O da ne olacak? A'dır. Peki S1 alanını ne olarak hesaplamış oluruz? S1 alanımız, tabanımız 4, yüksekliğimiz A. 4 çarpı A bölü 2'den S1 alanımız 2A olarak bulunacak. Peki şimdi sıra geldi S2 alanımıza. S2 alanımız da bir üçgen alanıdır yine. Tabanımız kaç? 6. Peki x eksenine olan uzaklık y koordinatı kadardır. Yani a artı 3'tür. Burada S2 alanını bulursak S2 alanımız ne olacak? 6 çarpı a artı 3 bölü 2. Burada şunları sadeleştirdiğimizde S2 alanında 3a artı 9'a eşit olduğunu görebiliriz. Peki S1 ile S2 toplamını bize ne vermişti? 29. O zaman bunları toplamına baktığımız zaman 5a artı 9 eşittir 29. Buradan 5a'mız ne olacak? 5a'mız 20. A değerimiz de ne çıkmış olacak? 4 olarak bulunmuş olacak diyoruz. Bir sonraki sorumuz diyor ki 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0 ve 3x eksi 2 eksi 27 eşittir 0. Doğruları ve x ekseninin belirttiği üçgenin çevrel çemberinin merkezinin koordinatları toplamı kaçtır diye sorulmuş bir soru. Peki burada ilk yapacağımız iş nedir? Çünkü diyor ya doğruları ve x eksenini. O zaman biz doğruları ilk etapta analitik düzlemde bir çizelim. Analitik düzlemde çizdiğimizde şu şekilde nasıl çizim yapıyorduk? Hemen hatırlayalım. X ve Y değerlerine ayrı ayrı sıfır vererek dik koordinatta belirttiği noktaların doğrularını birleştiriyorduk. Burada X0 için Y'si 2, Y'si 2, Y0 için X'imiz ne olacak? 3 noktası olarak tanımlanmış olacak. O halde bize verilen ilk doğru, biz buna D1 doğrusu dersek ilk doğrumuz ne olacak? Şu şekilde 2 ve 3 noktalarından geçen bir doğru olacak. Peki ikinci doğrumuza baktığımız zaman x0 için y'miz bu kez nedir? X0 için y'miz 9'dur. Y'miz X0 için y'miz 27 bölü 2. Ama nerede? Negatif tarafta. Eksi 27 bölü 2. Y0 için x'imiz 9'du. Şurayı şu şekilde yaptık. Ve şu noktaları da yeniden birleştirdik. Peki bu doğruya da biz D2 doğrusu diyelim. Peki şimdi diyor ki x ekseniyle, yani şurası bizim x eksenimizdi. Doğruların kesişim noktasında x ekseninde belirttiği bölgenin, üçgenin, çevrel çemberinin merkezi. Şimdi gençler burada ilk etapta şuna bir dikkat edelim. D1 doğrusunun eğim değeri kaçtır? D1 doğrusunun eğim değeri. M1 dersek nedir? Eksi 2 bölü 3. Peki D2 doğrusunun eğim değeri kaçtır? O da 3 bölü 2'dir. Peki burada baktığınız zaman M1 ile M2 çarpımı ne olur? Eksi 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 2'den sonucumuz ne çıkar? Eksi 1. Peki eğimler çarpımının eksi 1 olduğu zaman ne zamandı? Doğruların dik kesiştiği zamandı. O zaman D1 ve D2 doğruları şurada dik kesişiyor mu? Peki dik kesiştiği yerde x ekseni ile belirtilen üçgen
Şuraya biz bir A noktası, B noktası ve C noktası dersek ABC üçgeni olur mu? Peki bu ABC üçgenini çevrel çemberini çizdiğimizde şu şekilde bir çemberimiz olacak. Peki bu çemberde BC yani x ekseni üzerindeki BC doğrultusu bu çemberin ne olacak? Çapı. Neden? Çünkü çapı gören her çevre açı 90 derecedir. Peki burada BC doğrultusu çapsa merkezde bunun orta noktası olur mu? Peki orta noktada biz 3'e 0 ile 9'a 0 dediğimiz 3 ve 9 noktalarının aritmetik ortalaması 2 noktanın orta noktası olur mu? 9, 3 daha 12 yarısı 6. X ekseni üzerinde olduğu için ordinatı da nedir? 0'dır. O zaman bizden istenilen neydi? Çevrel çemberinin merkezin koordinatlar toplamı. O halde merkezi 6'ya 0 olduğu için koordinatlar toplamı da ne olacak? 6 artı 0'dan 6 olarak bulunmuş olacak diyoruz. Bir diğer sorumuz. A 2'ye 4 noktasının y eşittir eksi x doğrusuna göre simetrisi. Daha sonra B imiş. B'nin de orijine göre simetrisini istiyor. Şimdi burada simetri konusunun yani daha doğrusu yeni müfredatta yansıma diye geçen konunun bir tekrarını yapmış olacağız. Şimdi burada verilen A 2'ye 4 noktasının y eşittir eksi x'e göre simetrisi dediği zaman ne yapıyorduk? Öncelikle y eşittir eksi x doğrusunda burada yeri gelmişken hatırlatalım. Y eşittir eksi x doğrusuna ne diyorduk? İkinci açıortay doğrusu diyorduk. O halde y eşittir eksi x'e göre simetrisi ne diyor? Bakın y gördüğün yere eksi x, tersten baktığımızda x gördüğün yere eksi y yaz. Yani verilen nokta koordinatlarını yer ve işaret değiştir diyor. O halde B noktası ne olacak? Eksi 4'e eksi 2 olmuş olacak. Peki daha sonra B noktasının kime göre simetrisini istiyor? Orijine göre. B noktamız neydi? Eksi 4'e eksi 2 bulmuştuk. Şimdi de bunun orijine göre simetrisini istiyor. Orijine göre simetrisinde de ne yapacağız burada da? Orijine göre simetride de koordinatların her ikisi de ne oluyordu? İşaret değiştiriyordu. Ona da bir C noktası dediğimizde 4'e 2 olarak bulunmuş olacak. Yani bizden istenilen nokta 4'e 2 noktası olacaktır. Bir diğer sorumuz yine bir simetri yani yansıma sorusu. Diyor ki 5x eksi 3 eksi 7 eşittir 0 doğrusunun A eksi 4'e eksi 2 noktasına göre simetriği olan doğru verilen bir M'ye M artı 1 noktasından geçtiğine göre M kaçtır diye verilmiş. Şimdi bakın verilen bir doğrunun bir noktaya göre simetrisini nasıl alıyorduk? Şöyle bir pratik yöntemimiz vardı. Şimdi diyorduk ki verilen doğrunun kat sayıları sabit kalmak şartıyla noktada öncelikle kimi alıyoruz? Çünkü verilen 5 ifadesi x'in kat sayısıydı. O zaman x'in noktada x'in 2 katını alıp x değerinden çıkarıyorduk. Daha sonra y'nin kat sayısında verilen noktanın y değerinin 2 katını alıp y ekseninden çıkarıyorduk. 2 katı eksi 4 eksi y olarak yazılacak. Daha sonra sabitimiz aynen kalacaktı. Şimdi bunu düzenlediğimizde bu denklemi verilen 5x eksi 3 eksi 7 eşittir 0 doğrusunun A noktasına göre simetri olan doğruyu bulmuş olacağız. Hemen düzenleyelim. Eksi 40 eksi 5x artı 12 artı 3y eksi 7 eşittir 0 oldu. Peki bunu yeniden düzenlediğimizde eksi 5x artı 3y eksi 35 o da eşittir 0. İşte bizden istenilen simetri olan doğru budur. Peki bu doğru üzerinde bulunan nokta neydi? Bu doğru üzerinde bulunan nokta M'e M artı 1 noktası. Bu ne demektir? X gördüğün yere M, Y gördüğün yere M artı 1'i yerleştir diyor. O zaman biz şöyle yapabilir miyiz? Eksi 5 çarpı M artı 3 parantezinde M artı 1
eksi 35 eşittir 0. Buradan yazdığımızda eksi 5m artı 3m artı 3 eksi 35 eşittir 0'da. İşlemi düzenlediğimizde eksi 2m eksi 32 eşittir 0'dan m değerimiz ne çıkacak buradan? Eksi 16 çıkmış olacak diyoruz bu işlemin sonucunda. Bir diğer soru şeklimiz bu kez biraz farklı bir soru tarzı. Bu kez de diyor ki 2a eksi 1x artı 4y eşittir 8 ve bx eksi 2ay eksi 4 eşittir 0 doğruları y ekseni üzerinde dik kesiştiklerine göre. Şimdi burada iki ayrı bilgiyi kullanıyor bize. Birinci bilgimiz nedir? Y ekseni üzerinde. Peki y ekseni üzerinde ne demektir? Y ekseni üzerinde x değerleri daima nedir? Sıfırdır. O halde biz verilen denklemlerde her ikisinde de ilk işlem olarak x yerine 0 yazdığımızda çıkan y sonuçları birbirine ne olacak? Eşit olacak. O halde birinci denklemde x'e 0 verdiğimizde 4y, bunu şuradan yazalım. 4y eşittir 8'den y'miz kaç çıkacakmış? 2. Peki burada da 0 verdiğimizde y'yi ne bulmamız lazım? 2 bulmamız lazım. O halde burada da eksi 2 a çarpı y'yi ne bulmuştuk? 2 eşittir eksi 4'ten a değerimiz de buradan ne çıkacak? 1. Peki bu denklemleri yeniden yazalım ama bu kez a'yı bilerek yazalım. Bu denklemleri yeniden yazdığımızda a'ya 1 verdiğimizde ilk denklemimiz ne olacak? Burada 1 verdiğimizde ya da buna d1 doğrusu, buna da d2 doğrusu diyelim ki karıştırmayalım. D1 doğrusu için denklemimiz ne olacak? X artı 4y eşittir 8. D2 denklemimiz ne olacaktır? A yerine 1 yazdığımızda bx eksi 2y eşittir eksi 4 olacaktır. Peki ikinci işleme baktığımızda bu kez ikinci işlemde ne olarak ifade ediliyor? Dik kesişmeleri. Peki dik kesişme şartı neydi arkadaşlar? Hatırlarsak neydi? X'ler çarpımı ile y'ler çarpımının toplamı ne olacak? Sıfıra eşit olmuş olacaktı. O zaman burada katsayıda görünmeyen 1 ile aşağıdaki x değerini çarptığımızda x katsayısını b, y katsayısı ile aşağıdaki y katsayısını çarptığımızda eksi 8 eşittir 0 olacaktı. B değeri de ne olur? 8 çıkmış olur. Veya bir başka deyişle doğruların ayrı ayrı eğimlerinin bulup eğimler çarpımını eksi 1'den de hesaplayabiliriz. Bir başka sorumuz bu kez diyor. Analitik düzlemde D1 ve D2 doğruları dikkat edelim. Kesiştikleri bir nokta var. Biz bu noktaya bir A noktası dersek bu noktaya göre diyor verilen taralı bölge alanı ne eşittir? Şimdi öncelikle bizim yapacağımız ilk iş nedir? D1 ve D2 doğrularını bulmak. Peki D1 ve D2 doğrularını nasıl buluyorduk? İki farklı şekilde buluyorduk. Birinci şeklimiz neydi? X bölü 4 artı Y bölü 1, o da eşittir 1 formülüydü. Birinci doğruyu bu formülle yapalım. Ne olur? Denklemin her tarafını 4 ile çarptığımızda X artı 4Y eşittir 4 olacak. Peki ikinci doğrumuzu da pratik yöntemimizle hatırlayarak yapalım. Neydi? Çapraz çarpım kuralı 2x artı 2y eşittir 4 olacak şekilde yazdığımızda bunu sadeleştirdiğimizde x artı y eşittir 2 olacaktır. Peki D1 ve D2 doğrularının ortak çözümü bize neyi verecekti? A noktasının koordinatını. O halde bunları ortak çözüme koyduğumuzda yani şu aşağıdaki denklemi eksi ile çarptığımızda ne çıkacak? 3y eşittir 2'den y'miz 2 bölü 3. Peki y gördüğümüz yere 2 bölü 3 yazdığımda x'imiz de ne çıkacak? 4 bölü 3. Demek ki bizden kesişim noktasını sorduğunda apsisi 4 bölü 3, ordinatı 2 bölü 3 olan bir nokta bulmuş olacağız. Şimdi taralı bölgeye gelelim. Taralı bölge için yine şuraya orijin dediğimizde, orijinle A noktasını birleştirdiğimizde iki ayrı üçgen alanı. Birinci üçgende taban 2,
Bu tabana gelen yüksekliğimiz y değeriydi. Neydi? 2 bölü 3. Peki orası için alanımız ne olur? 2 çarpı 2 bölü 3 bölü 2. Artı. Şimdi ikinci kısım içinde tabanımız kaç? 1. Bu tabana gelen yüksekliğimiz ne olacak? Apsis değeri kadar olacak. Yani burası 4 bölü 3 olacak. O halde buradaki alan da ne olur? 1 çarpı 4 bölü 3 bölü 2. Peki bu işlemleri yaptığımızda buradan gelecek ilk sonuç nedir? Buradan gelecek sonuç 2 bölü 3. Buradan gelecek sonuç. Burası da 2 bölü 3. Toplam alan ne olmuş olur? 4 bölü 3 taralı bölgenin alanı olmuş olacak diyoruz. Bir başka sorumuz diyor ki A 5'e 4 noktasından geçen doğru y eşittir 2x eksi 1 doğrusu ile 30 derecelik açı yapıp B noktasından geçiyor. Buna göre AB arası uzaklığımız kaç birimdir diye sormuş bize. Peki burada gerçekten güzel bir soru. Biz bunu düzleme aktardığımızda A noktamız şurada 5'e 4 noktası. D doğrumuz da yani bize verilen doğru da şurada 2x eksi y eksi 1 eşittir 0 doğrusu. Şimdi diyor ki A'dan geçen bir doğru bu doğru üzerindeki bir B noktası ile 30 derecelik açı yapmakta. 30 derecelik açı yapmakta. Peki burada çeşitli çözüm varyasyonları deneyebilirsiniz. AB doğrusunu bulup 30 derecelik açıya göre uzunluğu da bulabilirsiniz. B noktasıyla kesişimini bulup iki nokta arası uzaklıktan da yapabilirsiniz. Yalnız ben burada şunu tercih edeceğim. A noktasının verilen doğruya olan şu dik uzaklığını bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı mantığıyla bulalım. AH uzaklığımızı nasıl buluyorduk? Hemen hatırlayalım. Noktayı adreslerine ulaştırıyorduk. Noktayı adreslerine ulaştırdığımızda mutlak değer içerisinde 2 çarpı 5 eksi 4 eksi 1 bölü paydada karekök içerisinde ne yazacaktık? Doğrunun x ve y katsayılarının kareler toplamı 2'nin karesi ile eksi 1'in karesi toplamının karekökü. Peki baktığımızda 10 eksi 4 6 1 eksi 5 bölü paydada da kök 5 gelir. Bu işlemin en sade biçimi de ne olarak çıkar? Kök 5. Yani bizim çizdiğimiz AH yüksekliği ne bulunmuş olur? Kök 5 olarak bulunmuş olur. Peki biz burada ABH dik üçgenini oluştururken hangi özel üçgeni oluşturduk? 30, 60, 90 üçgeni. Bu üçgenin özelliği neydi? 30'un gördüğü kök 5 ise 90'ın gördüğü 30'un gördüğünün 2 katıydı. O zaman ne olacak? AB uzunluğu 2 kök 5. Bizden istenilen AB uzunluğunu bu şekilde bulmuş oluyoruz. Bir başka sorumuz yine dik koordinatta bir dikdörtgen çizilmiş. C noktası koordinatları verilmiş ve alan ABCD yani dikdörtgen alanı bize soruluyor. Peki burada öncelikle şuna bir dikkat edelim. X ekseni dikdörtgenin bir köşegeni olup alanı iki eşit bölgeye ayırmış olur mu? Olur. Şimdi C noktasının koordinatlarını şöyle dikdörtgen üzerinde bir oluşturalım. Şimdi y değeri yani 2 değeri x eksenine olan uzaklık mıdır? Evet. Apsis değeri de 1. O halde şu mesafede 1 birim. Şu anda dikten dik indiği için COB dik üçgeninde bir öklit oluşmuş olur mu? Olur. O halde dikten dik indiği için öklit bağıntısına h kare eşittir. Aşağıdaki parçalar çarpımı dediğimizde 2'nin karesi 4, 1 ile 4'ün çarpımı olmuş olur. Peki biz burada alan COB üçgenini hesaplayabiliriz. Peki bunu nasıl hesaplarız? Tabanımız 5, yüksekliğimiz 2 bölü 2. Yani 5 birim karelik bir alan. Peki ne demiştik? X ekseni dikdörtgenin köşegeni olduğu için alanı 2 eşit parçaya böler. Bizden istenilen A
B, C, O. Dikdörtgen alanını ne bulmuş olacağız bu şekilde? 2 çarpı 5'ten 10 birim karelik bir alan olarak bulmuş oluruz. Bir sonraki sorumuzda ne diyor? 3x eksi 4 y artı 12 eşittir 0 doğrusuna dik olan. Bakın ilk bilgiyi veriyor. Dik. Ve 2x eksi 3 y artı 6 eşittir 0 doğrusu ile de x ekseni üzerinde, bakın x ekseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle şu altını çizdiğim iki bilgiyi bir kullanalım. Öncelikle neyi kullanalım? Dik bilgisini. Dik olduğu zaman neydi? Eğimler çarpımı ne olacak? Eksi 1. Peki bize verilen şu doğrunun eğimine M1 dersek M1 değeri ne olarak bulunmuş olur? 3 bölü 4. O halde bizden istenilen doğruya da D doğrusu dersek D doğrusunun eğimi MD olarak ne bulunmuş olur? Bakın burada birinci doğrunun eğimi 3 bölü 4 ise dik 2 doğrunun eğimler çarpımı eksi 1 olduğu için buradaki değerimiz eksi 4 bölü 3 olarak bulunmuş olacak. Peki dik olayını hallettik. Şimdi geldik ikinci olarak x ekseni üzerine. Peki x ekseni üzerinde y değerlerinin daima ne olacaktı? 0. Az önceki soruda da gördük ki y ekseni üzerinde de x değeri de 0'dı. O zaman x ekseni üzerinde y değeri 0 ise bu doğrunun, bizden istenilen doğrunun x ekseninde geçtiği noktayı bulabiliriz. Peki nasıl? Buradaki y değerine ne vereceğiz? 0 değeri vereceğiz. Peki y eşittir 0 için 2x artı 6 eşittir 0 olur. X'imiz buradan ne çıkar? Eksi 3. Demek ki bizden istenen d doğrusunun geçtiği nokta A olacaksa A noktası nedir? Eksi 3'e 0 noktası olacak. Artık elimizde doğrunun geçtiği nokta da belli, eğim de belli. O zaman denklemi bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden yazabiliriz. Neydi denklemi yazılımımız? Y eksi verilen noktanın y'si eşittir. Eğim çarpı x eksi verilen noktanın x'i olarak bulacağız. Burayı düzenleyelim. Y eşittir. Eksi 4 bölü 3 çarpı x artı 3. Buradan hemen pay ve payda değerlerini bulundukları yerde dağıtalım. Önce paydayı işaret dışlardan 3y olarak, payı da çarpımın dağılma özelliğinden paranteze dağıtırsak eksi 4x eksi 12. Daha sonra denklemi bir tarafta toplarsak bizden istenilen d doğrusu ne olmuş olacak? 4x artı 3y artı 12 eşittir 0 doğrusu olacaktır diyoruz. Bir sonraki sorumuz bu kez de yine farklı bir soru şekli. Diyor ki ikinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklem verilmiş. 2x kare eksi 3y kare eksi 5xy eşittir 0 denkleminin belirttiği doğruların eğimlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş bir soru. Şimdi burada biz bu denklemi yeniden yazalım. 2x kare eksi 5xy eksi 3y kare o da eşittir 0 olarak yazılabilir bu denklem. Şimdi burada biz bu denklemi çarpanlarına ayıralım. Şu kısmı 2x'e x olarak şu kısmı da 3y'ye y olarak yazabiliriz. Peki çarpanlara ayırmada neydi? Çarpımlarının toplamı ortadaki eksi 5xy'yi vermek zorundaydı. O halde biz burayı eksi burayı artı alırsak çarpım eksi 6xy artı xy'den eksi 5xy olur. Çarpımı düz yaptığımız için eşlemi nasıl yapacağız? Çapraz. Bu şekilde yapacağız. Peki bizden istenilen çarpanlara ayırma ifadesi ne olmuş olacak? Burada 2x artı y ile x eksi 3y'nin çarpımı olmuş olur. Peki şimdilik bunlar eşittir 0. Peki şu anda her iki çarpan da birinci dereceden bir denklem olup bunlar birer doğru belirtir mi? Belirtir. O halde bu doğruların bize neyini soruyordu? Eğimleri toplamını.
Peki birinci doğruyu biz sıfıra eşitlediğimizde, şurayı da sıfıra eşitlediğimizde birinci doğrunun eğimini ne bulmuş olacağız? N1'i eksi 2 bulmuş olacağız. Peki ikinci doğrunun eğimini ne bulmuş oluruz? 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Daha sonra bize bunların toplamını soruyor. N1 artı M2 olarak da eksi 2 artı 1 bölü 3 toplamından sonucumuz ne olacak? Eksi 5 bölü 3 bulmuş olacak bize sorulan şey. Bir sonraki sorumuz matematikle bağlantılı bir fonksiyon ifadesi verilmiş. Daha doğrusu önce grafiği verilmiş, daha sonra gx ifadesine de bağlı bir fonksiyon verilmiş. Bize sorulan şey g3 değeri. G3 değerini öncelikle biz verilen fonksiyon ifadesinde yerine yazarsak, bakın g3 eşittir ne olacak? 5f3 artı 10 bölü 3 olacak. Peki bize burada ne lazım? F3 lazım. Peki F3'ü biz nereden bulacağız? Şuradaki denklemden. Verilen doğrunun denklemini yazalım. Verilen doğrunun denklemini nasıl yazarız? Öncelikle x bölü 5, şuna biz d doğrusu dersek, d doğrusunun denklemini olarak yazalım. Daha sonra fonksiyona çevireceğiz. X bölü 5 artı y bölü eksi 2, o da eşittir 1. Burada payda eşitlersek arkadaşlar 2x eksi 5y, o da eşittir 10 ifadesini elde etmiş olacağız. Bu şu anda bizim d doğrumuz. Yalnız bunu fonksiyona çevirmek için ne yapıyorduk? Fonksiyon ifadeleri daima nedir? Y olarak tanımlandığı için burada y'yi yalnız bırakalım. O halde fx olarak yazacaksak y eşittir ne olacak? 2x eksi 10 bölü 5. Yani y'nin yalnız kalmış hali olacak. Peki şimdi fx'te öncelikle neyi bulacağız? F3'ü. O halde burada F3'ü de yazmış olalım. F3 değeri ne olacak? Yerine yazdığımızda 2 çarpı 3 eksi 10 bölü 5 olacak. Buradaki sonucumuz eksi 4 bölü 5 olacak. Yani F3 gördüğün yere ne yaz diyor? Eksi 4 bölü 5. O zaman biz de yazalım. Bakın 5 çarpı F3 yerine eksi 4 bölü 5 yazacağız. Artı 10 bölü 3 olacak. Burada gerekli işlemleri yaptığınızda bizden istenilen G3 değerini ne bulmuş olacağız? Baktığımız zaman 2 olarak bulmuş olacağız diyoruz. Peki bir sonraki sorumuza baktığımızda ne diyor? Noktaları koordinat ekseninin aynı bölgesinde ise, bakın aynı bölgesinde ise aşağıdakilerde hangisi kesinlikle doğrudur? Aşağıdakiler yok. Biz kesinliği buluruz. O sıkıntı değil. Şimdi peki bize verilen n değerlerini kime göre yorumlayacağız? A noktasına göre. Peki A noktasına göre nasıl yorumlayacağız? Öncelikle aynı bölgede ise her iki noktanın da apsis ve ordinatı da aynı bölgede tanımlanmış demektir. O zaman aynı bölgede tanımlanıyorsa, efendim B noktasının apsis değeri 2m artı 1, A noktasının apsis değeri 3. Yani 2m artı 1 kesinlikle sıfırdan büyüktür. Yani pozitiftir. Burada m değerimiz ne çıkacak? Eksi 1 bölü 2'den büyük. Peki y değerimize baktığımızda m eksi 1 değerimiz, A noktasının y değeri nedir? Eksi 1. O da ne olarak tanımlanmış olacak? Sıfırdan küçük. Çünkü eksi 1 olarak tanımlanmış. N değerimiz de buradan ne bulunur? 1'den küçük bulunur. Peki bu iki ifadeyi eşitsizlik olarak yeniden düzenlersek N değeri nerede tanımlanmış olur? Eksi 1 bölü 2 ile 1 aralığında tanımlanmış olur ki M için kesinlikle doğru olan ifade budur diyeceğiz. Bir sonraki sorumuz bir eşitsizlik grafiği sorusu. Diyor ki kümesinin analitik düzlemdeki grafiği nedir? Şimdi kümede verilen iki tane eşitsizliği biz
birer doğru olarak tanımlayalım. Mesela buna D1, buna da D2 doğrusu olarak tanımladığımızda bunları öncelikle bir çizelim. Yalnız çizimden önce şunu bir hatırlatayım. Gençler, neydi? Eğer bir eşitsizlik denkleminde eşitsizliğimiz küçük veya büyük olarak tanımlanmışsa kesikli olarak çizecektik. Küçük eşit veya büyük eşit olarak tanımlanmışsa düz bir doğru olarak çizecektik. Peki bunu bu doğrular için analitik düzlemde uygulayalım. Şöyle x-y koordinat sisteminde. Şimdi birinci doğruyu sanki eşitsizlik yokmuş gibi, eşitlik varmış gibi çizersek x0 için y'si 2, y0 için x'i 2. Yalnız eşitlik olduğu için biz bunu bir tam doğru olarak çizeceğiz. Şurası 2, şurası da 2. Biz buna isim verdiğimiz D1 doğrusu diyelim. Peki bunun ne tarafı taranacak? Bunun taranan yerini nasıl tanımlıyorduk? Hatırlayalım. X veya Y değerlerinden birini kapatıyorduk. Mesela X'i kapattığımızı düşünürsek Y'nin 2'den büyük olduğu yerler, yani üst kısımlar olarak birinci doğru için eşitsizlik tanımlanmış olacak. Peki ikinci doğruyu çizelim bu kez. İkinci doğrumuzu çizelim. İkinci doğrumuzda X0 için Y'si eksi 1. Y0 için X'i 1 bölü 2. Yalnız ikinci doğru için şuna dikkat edin. Eşitsizlik olarak küçük kullanılmış. Yani küçük eşit yok. O yüzden bunu kesikli olarak çizmek zorundayız. Şu şekilde şurası eksi 1, şurası da 1 bölü 2 noktasıydı. Peki buna da biz D2 doğrusu dediğimizde D2 doğrusunun hangi bölgesini tarayacağız ona bakalım. Şimdi burada da y negatif olduğu için y'yi kapattığımızda x'in 1 bölü 2'den küçük olduğu yerler, yani x'in 1 bölü 2'den küçük olduğu yerler sol taraflar şu şekilde tanımlanmış olacak. Peki biz eşitsizlik grafiklerinde iki doğrunun kesişimini nasıl tanımlıyorduk? Her ikisinin de ortak tarandığı bölge, yani biz sadece şu kısmı alırsak ve seçeneklerde sadece bu kısmın tanımlı olduğu yeri belirlersek bizden istenilen eşitsizliklerin ortak çözüm kümesi bu bölge olmuş deriz. Bir sonraki sorumuz diyor ki bu kez de iki tane doğru verilmiş ve bu doğrular bir karenin iki kenarının denklemidir. Şimdi gençler ikinci doğruyu biz bir düzenleyelim. Bakın ikinci doğruyu bir düzenlersek karşımıza bir ifade çıkmış olacak. Şimdi biz ikinci doğruyu komple 4 ile bir çarpalım. 4y eşittir eksi 3x artı 60. Peki eksi 3x artı 60 ifadesini eşitliğin sol tarafına gönderelim. 3x artı 4y eksi 60 eşittir 0 olacak. Peki burada elde ettiğimiz iki doğruya bir dikkat edelim. Bakın 3x artı 4y, 3x artı 4y. Yani x ve y katsayısı birbirinin aynısı. Peki birbirinin aynısıysa biz bu doğrular ne diyorduk? Paralel doğrular. Demek ki bu iki doğru şu şekilde birbirine paralel iki doğru. Peki birinci doğru ne olarak verilmişti? 3x artı 4y eksi 5 eşittir 0. İkinci doğrumuz da bulduğumuz ifadede 3x artı 4y eksi 60 eşittir 0 olarak verilmişti. Peki diyor ki bu paralel iki doğru üzerinde kenarları olan bir kare. Şu şekilde çizelim. Bir ABCD karesi çizdiğimizde oluşan ABCD karesinin bir kenar uzunluğu olan BC'yi nasıl bulacağız? BC'yi paralel iki doğru arası uzaklık neydi? Sabit terimler farkının mutlak değer içindeki karşılığı. Eksi 5, eksi, eksi 60. Bölü paydada da verilen doğruların x ve y katsayılarının kareler toplamı. Bu işleme baktığımızda yukarısı ne olacak? 55. Aşağısı ne olacak? 5 olarak tanımlanmış olacak. Sonucumuz 11. Peki bu 11 değeri neydi? Karenin bir kenar uzunluğu.
Peki bir kenar uzunluğu 11 olan karenin neyini soruyor bize? Alanını, alanı içinde alan ABCD olarak yazdığımızda ne bulacağız? 11'in karesi, o da 121 olarak bulunmuş olacak diyoruz. Peki bir sonraki sorumuzda diyor ki noktalarından eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemi. Öncelikle bu sorunun ÖSYM tarafından çokça sorulduğunu hatırlatayım. Şimdi burada iki durum var. Geometrik yer. Geometrik yer dediği ifade analitik düzlemde bir nedir? Doğru denklemidir. Yani sana diyor ki bir doğru denklemi bul. İkinci olarak da eşit uzaklıkta. Şimdi doğru denklemlerinde biz daima doğruları ne olarak yazıyoruz? X ve Y değişkenlerine bağlı olarak yazıyoruz. O zaman bu noktalara eşit uzaklıkta olan noktayı biz C, X, Y olarak seçip bu X, Y'ler de bizim doğru denklemindeki X ve Y değişkenlerini oluşturmuş olsun. Peki eşit uzaklıkta diyorsa AC arası uzaklık, BC arası uzaklığı ne olacak? Eşit. Öncelikle AC arası uzaklığı analitikteki iki nokta arası uzaklıktan bulalım. Neydi? X'ler farkının karesiyle Y'ler farkının karesi toplamının karekökü. Peki BC arası uzaklık nasıl bulunacak? BC arası uzaklık yine X'ler farkının karesiyle Y'ler farkının karesi toplamının karekökü olarak bulunacak. Peki buradaki işlemin devamını getirmek için her iki tarafta kök ifadesi karesi alındığında gider. İşlemin açılımını yaparsak x kare eksi 2x artı 1, y kare eksi 2y artı 1, sol taraf için, sağ taraf için x kare eksi 10x artı 25, y kare eksi 10y artı 25 olarak yazıldı. Peki burada x kare ve y kareler eşitliğin her iki tarafında olduğu için birbirini sadeleştirsin. Peki eksi 10x ve eksi 10y'yi bu tarafa gönderdiğimizde, yani sol tarafa gönderdiğimizde 8x artı 8y, sabit terimler olarak sol tarafta 2, sağ tarafta da 50 vardı. Bunu da 50 ifadesini de sol tarafa gönderirsek eksi 48 eşittir 0 olmuş olacak. Peki her tarafı 8 ile sadeleştirdiğimizde x artı y eksi 6 eşittir 0. İşte A ve B noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yer denklemi x artı y eksi 6 eşittir 0 doğrusu olmuş olacak. Peki geldik bugünün sonuna. Bu şekilde analitik geometri ifadesinin bir tekrarını yapmış olduk. Sizler de bu soruların daha geniş halini elinizdeki kaynaklardan çözerek tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler.